Evet. Sabahın erken saatlerinde bir olaya şahit oldum. Bunu mutlaka kayda almam gerekiyor. Şimdi yerlere böyle paralel uçan ama çok sıcakta. Şu anda serin, hava biraz kapalı. Arılar var böyle. Şeye benziyor. Sarıcı arıya benziyor. Fakat bunlar ben nerede yaşıyorlar diyordum. Bakın arkadaşlar. Bakın işte bunlar. Birazdan hareketlenecekler. Sabah fark ettim. Burada onlarcası vardı, 3 tane kalmış. Bakın bitkilerin yapraklarında sabahlıyorlar. Bakın arkada bir tane. Bakın sıcaklık artıyor. Sıcaklık artınca az önce onlarcası vardı. Şu anda 3 tane kalmış. Keşke o zaman çekebilseydim. Kamera yukarıdaydı. Aldım geldim. Ne yazmasın? Bu bitkilerin yapraklarında geceyi geçiriyorlar. Bunlar yere resmen dokunur vaziyette. Şu da az sallanıyor. Dokunur vaziyette uçuyorlar. Tamamen toprağın üstünde böyle yerlerde dolaşıyor bunlar. Çok sıcak ortamda yaşıyorlar. Ve geceyi de böyle bitkilerde uyuyarak geçiriyorlar. Bunların yuvalarını ben yerlere falan açılan delikler var. Onlar sanıyordum değil. Yuva yapmıyor. Bakın böyle geceyi bitki dallarında. Sabah geldim burada. Damlama borularını falan onarıyorum. Su saldım. Tam kıyıya geldim. Manzaraya bakıyordum. Böyle dikkatimi çekti bunlar. Bir tanesini gördüm önce. Dokunun derken onlarcasının olduğunu fark ettim. Bu olaya ben ilk defa şahit oldum. Bu arıyı geçenlerde daha 2-3 gün önce çekmeye çalıştım. Arı mı sinek mi falan diye tereddütte kaldım. Arı. Bir tanesini yakalasam mı acaba ya? Bir soksun bakayım beni. Sinek mi anlayacağız? Tripod yok. Biri daha uçtu. Sen gel bakalım bak. Ağzının içinde. Vay be. Şeye benziyor. Mamutu andırıyor desenleri. Ama değil. Aferin sana güzelim. Hiç seni üzmeden görüntünü alalım. Sonra seni yakın sırtındaki desenler falan makrodan çıkar. İşte çok yakın değme mesafesinden çekiyorum şu anda. Sen de bizim arşivimizdeki canlılardan biri oldun. Böcek Reis kanalındaki herkes seni tanıyacak. Daha seni daha fazla yüzmeyelim. Elime mi geçeceğim? Elime geçti. Aferin sana. Dur bakalım belki seni gözüme oturayım. Zoomlama yapalım bakalım sana biraz. Makronu alalım. Aferin benim güzelime. Çok güzel. Bakın sırt desenlerini falan öğrenelim ki bir daha gördüğümüzde bu ara olduğunu anlayalım. Araştırırız da fotoğraf çekebiliyor muyuz? Evet, fotoğrafımızı da çektik. Abdümen arı. Arı mı sinek mi tereddütüm vardı. Arı olduğunu kesin olarak öğrenmiş bulunuyordu şu anda. Yukarıdan kamerayı alırken tabii ki bir zaman geçti. Yani hemen gidip almadım. Biraz da çalışarak gittim. Patlakları falan onardım.
bir saat kadar falan zaman geçti. Hava sıcaklığı da arttı. Onlarcasından 3 tanesi kalmış. Ama bizim için ne önemli? Bilgi önemli. Yani bunların geceyi bitkilerde geçirdiğini öğrenmiş olduk. Aramız da bu. Hadi bakalım fıstık. Hadi sen de artık hareketlen. Hareketlen hadi artık. Ön bacaklar kısa. Arkaya doğru gittikçe bacaklar büyüyor. Temizle antenlerini. Hadi hayat başladı. Ateşle. Yere resmen dokunarak böyle çok sıcak. Güneşin altında. Evet. Hadi güle güle. Güneşin altında böyle yere resmen sürünerek böyle yerden milimetre bazında uçuşuyorlar. Evet. Bir de az evvel avcı Pepsi sarılarının onlarcası bir yerde su deliği vardı. Oradan yağmur gibi böyle çok ince yağmur gibi su akıyor. Şuralarda bir yerde. Orada yıkanıyorlardı. Evet şurada. Şurada bakayım dağılmışlar mı? Resmen şurada çok incecik su akıyor. Bak, göremiyoruz bile. Şuradan fırlıyor. Şuraya ilk geldiğinde su akmaya başladığında bir sürü gelmiş onlarcası. Burada uçuşuyorlardı, serinliyorlardı herhalde. Konuyorlar, su içiyorlar falan. Tamam, şimdi dağılmışlar. Tek tük yine dolaşan vardı. Dağılmışlar. Hava tam ısınmadı ama bakın biraz önce çekimini yaptım. Arılar. Aynı arı. Bakın yerlerde görüyor musunuz? Bunlar sabahtan akşama kadar böyle yere paralel uçuyorlar. Sıcak olduğu zaman daha iyi uçuyorlar. Şu anda hava kapalı. Bakın. Bak, aynı arı. Evet bak 3 tane oldular. Böyle sabahtan akşama kadar uçuş. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Orada yerde sıcaktan şok geçirmiş böcekleri börtü böceği mi avlıyorlar? Emin değilim. Bu sıcakta çünkü anormal derecede sıcakta bir deve karıncası dediğimiz bu kızıl karıncalar. Bak bazı yerlere kondu demin. Onlar dolaşır. Onlar da işte sıcaktan şok geçirmiş böcekleri falan tırtılları mırtıları bulur götürürler. Bir de bunlar bu sıcaklarda aktifler. Diğer canlılar genelde saklanıyor sıcaktan. Böylece bunların normal uçuşlarını da bakın. Her yer ya bir sürü. Evet kondu bakın. Aynı arı. Bak bir tane daha kondu bak. Nasılsın? İnşallah çıkıyordur. Böylece bu arının geceyi nerede geçirdiğini, gündüzde ne yaptığını görmüş oluyoruz. Evet şuraya oturdum. Şurada bakın o arılardan bir sürü dolaşıyor. Yere resmen milimetrik uçuşlar yapıyorlar. Ve eşleşiyorlar arkadaşlar. Bak eşleşti bak. Az evvel eşleşti. Bu aslında bu uçuşlar eşleşme kuru yapma uçuşları olduğu ortaya çıkıyor. Oturup gözlemlediğin zaman bazı şeyleri çözüyorsun. Burada önümde benim onlarcası var. Ve havada bunlar eşleşiyorlar yere düşüyorlar. Demek ki o zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu uçuşlar kur uçuşları. Kur uçuşları. Akabinde hemen geldi yanımda bu çiçeklerden tamam mı polen aldılar. Kendilerini çiçeklerle besliyorlar. Bütün diğer arılar gibi. Çünkü et yiyen arılar gibi gözüken arılar dahi işte Doğu Oriental arısı dahi aslında et yemiyor. Bak kondu yere bak kondu. Kondu bu başka mı? Evet bu başka. Oo, bu da başka bir arı. Hayır onlardan ama herhalde kraliçe falan da o. O kızıl. Kızıl. Koca adam yerlerde işiniyor ya. Bakın. Havada bir eşleşme sahnesini bir daha görsem çekebilsem yani. Ben gördüm kaç defa gördüm. Bakın ikili gruplar halinde uçuyorlar. Eşleşiyorlar havada. Yere düşüyorlar. Kondu bak bir tanesi. Yere milimetrik sürünüyorlar resmen yere.
Öyle bir manevra kabiliyeti. Yani sineklerdeki bir manevra kabiliyeti bu. Evet, yere kondu bir tane. Bakın biraz önce bizim çektiğimiz arı. Çıkıyor mu bilmiyorum. Eşleşiyorlar, yere düşüyorlar. Çiçeklerden de besleniyorlar. Çünkü arıların eti sindirecek şeyleri yok. Aha, benim manyak geldi. Benim manyağa bak, bak 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 bak, çılgın ya, çılgın. Bu arıya hasta oldum ben, hasta. Yeşiliyor resmen, yeşiliyor bak. Bunu var ya bal arız. Bakın daha sabahın körü. Şunun bacaklarına bakın. Full. Full. Bu nasıl bir şey ya? Bunu bal arısı var ya, bunun yanında ağır çekim kalır. Müthiş bir tozlayıcı. Müthiş bir polen toplayıcı bu. Eğer bundan böyle bir kovan yapacaksın. Ama tabii ki yalnız arılar mı? Şuraya baksana ya. Onlarcasını bir dakikada gezdi yani. Eşeliyor böyle resmen bacaklarıyla. Bak bir tane daha geldi bak. Bu bölgede var onlardan. Yine aynı bölge. Şurada çekmiştim. Bir de biraz önce yerde gördüğümüz arıların. Gerçi daha önceki çekimlerde var. Bakın bal arısı. Bal arısı mı bu? Evet. Yo, bu da değil. Bu da bal arısı değil. Bu da başka bir arı. Bu da seri. Bal arısından daha seri bu. Abdomen çizgili çünkü bunda da. Ama diğerinden de değil o. Bal arısı da değil. Bu da başka bir arı. Bilmiyoruz. Türlerini bilmiyoruz tabii ki. Sen de nesin? Oduncu musun? Vay, genç oduncu. Bak şurada çekmiştim. Dün ve ondan önceki gün. Buraya bak, günde her gün geliyorlar demek ki. Bakın ya şuraya bak. Bak 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 bak. Bombus abone ol. Bombus bir dev ya. Bunların yanında. Takıldı. Takıldı. Çok güzel arı videoları çektik ya. Ya yeni bir arı türü olan şunu. Şuna bak. Eğer benim gördüğümü kameraya yansıtabilirsek. Bacaklar nasıl biliyor musunuz? Full full. Abdomeni kadar bacakları dolu, şey dolu. Bunu bal arısı yapsa var ya, herhalde kovanların ağzından bal taşar. Yani o derece siri ve aşırı polen toplayan bir canlı. Evet, bizim bu arımız yerde uçan şu arılar çiçeklerden besleniyor. Bunu da kur yapmak için. Kur yapmak için şey yapıyorlar. Uçuş yapıyorlar. Eşleşip düşüyorlar. Bitkilerde de uyuyorlar. Evet, bir gizemi daha çözmüş olduk böylece. Harika bir şeyler bunlar ya. Harika şeyler. Yeni bilgiler.